İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Fırat Havzası tehlike altında. Ekoloji mücadelesi yaşam hakkı mücadelesidir. Artsakh insan hakları savunucusu. Uluslararası toplumun Artsakh'taki savaş sonrası insani sorunların ciddiyetini anlaması çok önemlidir. Yeni otoyolun yapımı sonucunda Azerbaycan kontrolündeki bazı alanlar Rus kontrolüne girecek. Azerbaycan'ın açıklamalarına göre Nahçıvan Ermenilere iade edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'deki askeri suçlarını incelemeye başladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin de katıldığı Avrupa U15 boks şampiyonası Batı Ermenistan'ın başkenti Karin'de gerçekleşiyor. Batı Ermenistan'ın Van'daki Akgöl aşırı sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle çorak araziye dönüştü. Yaban hayatı ve bitki örtüsü bakımından en zengin bölgelerin başında gelen Batı Ermenistan'ın Dersim coğrafyası ekolojik yıkımla karşı karşıya. 2019 yılında 43.500 hektarlık alanda maden ruhsatı verilen kentte ekolojistlerin mücadelesi sonucunda bazıları iptal edilse de tehdit halen devam ediyor. Yıllardır baraj ve hidroelektrik santrallere HES karşı açtığı davalarla hukuk mücadelesi veren avukatı Barış Yıldırım, Munzur Havzası'nda 43 bin hektarlık bir sahada altın, bakır ve gümüş projeleri yürütüldüğünü belirtti. Batı Ermenistan'ın Fırat Havzası'nda yer alan Dersim ve Bingöl'deki ekosistemi yok edecek maden projelerine dikkati çeken avukatı Barış Yıldırım, temiz su kaynakları tükeniyor. Ekoloji mücadelesi yaşam hakkı mücadelesidir. Bir bölge mücadelesi olarak algılanmamalıdır, dedi. Dersim'in başta Munzur Havzası olmak üzere pek çok ekosistemi barındırdığını kaydetti. Bölgede yapılan çalışmalara göre 2000'e yakın bitki türü olduğunu belirten Yıldırım, bunların %20'sinin endemik olduğunu söyledi. Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, kurt, vaşak, yine dünyada nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsının da bölgede yaşadığına dair işaretler var. Batı Ermenistan, yerli topraklarımızda bu çaptaki ekolojiye verilen zararı üzülerek kaydediyor. Dersim bölgesi, Batı Ermenistan ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir role ve öneme sahiptir. Başlıca turistik destinasyonlarımızdan biri olduğu için işgalcilerin yerel ekolojiyi yok etmesine izin verilmemelidir. Batı Ermenistan bu konularda gerekli adımları atacaktır. Dünya İnsani Yardım Günü, kişinin geçmişi, inançları veya diğer koşulları ne olursa olsun acıyı hafifletmek için harekete geçilmesi için yıllık bir hatırlatmadır. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan bunu Facebook sayfasında dile getirdi. Açıklamada şöyle deniyor. 27 Eylül 2020'de Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı başlatılan savaş sonucunda ülkede benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşandı. Siviller ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce mağdur ve engelli, yaklaşık 40 bin zorla yerinden edilmiş kişi, bazıları hala bilinmeyen koşullar altında Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulmakta olan savaş esirleri. 10 Kasım 2020'deki üçlü ateşkes ilanı savaşın aktif aşamasını sona erdirdi, ancak Azerbaycan'ın yeni ciddi güvenlik ve insan hakları ihlallerine yol açtı. Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınmaması nedeniyle Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar ateşkes ihlallerini, uluslararası hukuk ihlallerini araştırmak veya insani yardım sağlamak için Artsakh'ı ziyaret edemiyorlar. Uluslararası toplumun savaş sonrası Artsakh'taki insani sorunların ciddiyetini fark etmesi ve Azerbaycan'ı Artsakh'taki saldırgan davranış ve etnik temizlik politikasından geri adım atmaya zorlaması çok önemlidir. Birleşmiş Milletler ve insani yetkiye sahip diğer uluslararası kuruluşlar, uluslararası bilincin geliştirilmesinde ve bu konularda harekete geçilmesinde büyük rol ve sorumluluğa sahiptir. Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh yeni yolun yapım sonucunda Azerbaycan kontrolündeki bazı bölgeler Rus kontrolüne girecek. Çünkü yeni yolda Rus barış misyonunun kontrolünde olacak. Bu haber Artsakh Devlet Başkanı'nın personeli tarafından HETK Ajansı'nın sorusuna yanıt olarak doğrulandı.
Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın 6. maddesine göre Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan 5 kilometre genişliğindeki Laçin Karayolu, Rusya Federasyonu barış güçlerinin kontrolünde kalmaya devam ediyor. Artsakh Devlet Başkanı Departmanı'na göre yeni Laçin yolu Kaşatağ ve Şuşi bölgelerinden geçecek. Yolun Kaşatağ bölgesindeki bölümü Maratuk, Melikahoh, Hunanavan ve Mehvatzor yerleşim bölgelerini kapsıyor. Şuşi bölgesinde yol Eskişen ve Metşen köylerinden geçmekte ve Dasıverts köyü yakınında mevcut Goris Stepanakert karayoluna bağlanmaktadır. Azerbaycan kendisini 1918-1920 Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halefi olarak görüyorsa ve sınırları Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde tanıyorsa, o zaman Nahçıvan'ın Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'a devredildiğini, bu nedenle Ermenilere iade edilmesi gerektiğini hatırlayabiliriz. Ünlü haritacı Ruben Galçyan bu düşüncesini Nüsayem muhabirle yaptığı konuşmada dile getirdi. 1918-1936'da Ermenistan Cumhuriyeti'nde anklav olmadığını, bunların Sovyetler Birliği tarafından oluşturulduğunu hatırlattı. Galçyan, bu Azerbaycanlıların Aliç dahil Sovyetler Birliği tarafından kendilerine teslim edilen bölgeler hakkında konuşmaması gerektiği anlamına geliyor. Sovyet yetkilileri tarafından aktarılan her şey Ermenilere iade edilmelidir, dedi. Uzman bir kez daha Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırına ilişkin belgenin Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın haritalarına dayanarak 1969'da onaylandığını hatırlattı. Azerbaycanlılar bu sınırdan Ermenistan Cumhuriyeti'nin derinliklerine Sevliç, Şorja, Davitbek bölgelerinde ciddi bir şekilde ilerlediler. Azerbaycan'ın bizzat onayladığı belge olan sınır hattının ötesine askerlerini çekmedikleri sürece sınır belirleme ve sınır çizme sürecini başlatmamalıyız, dedi. Batı Ermenistan, Sevr Antlaşması'nın tahkim kararının rehberliğinde sadece işgalci Azerbaycan ve Türkiye değil, uluslararası topluma da yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve düşman ülkeler tarafından işgal edilmiş Ermeni topraklarının özgürleştirilmesini talep etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir çalışanı, yapının Türkiye'nin Suriye'deki savaş suçlarını incelemeye başladığını doğruladı. NATO kurallarına ve 5. maddeye göre savaş suçu işleyen hiçbir ülke NATO üyesi olamaz ve çalışmalar onaylanırsa Türkiye NATO üyesi kalamaz. NATO üyeliği kriterlerini karşılanma kriterleri Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde inceleniyor ve Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'nin Suriye'de işlediği savaş suçlarının kanıtlarını buldu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı çalışanı, beklememiz gerekiyor. Belki Türkiye'nin standartları düşer, dedi. Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki işbirliğinin batılı ülkeleri giderek daha fazla kızdırdığını belirtmek gerekir. NATO'nun öfkesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemleriyle Rusya'ya karşı yaptırımların önünü açmasıyla açıklanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Boks Federasyonu'nun basın servisi tarafından aktarılan bilgiye göre, Batı Ermenistan'ın başkenti Karin'de düzenlenen Avrupa M15 boks şampiyonasına katılan Ermenistan Cumhuriyeti ulusal takımının boksörleri kentin turistik mekanlarını da ziyaret etti. Bu bilgiyi federasyon web sitesinde şöyle yazıyor. Boksörler Karin Kalesi'ni ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti Boks Federasyonu Başkanı Hovhannes Hovsepyan da ekibimizle birlikteydi. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan Akgöl, aşırı sıcaklık ve hızlı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu. Geçen yılda kuraklık nedeniyle kuruyan Akgöl'e bu yıl kış ve ilkbaharda etkili olan yağışlar da çare olmadı. Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar ve karların erimesiyle önemli oranda su biriken, onlarca türkuşa ev sahipliği yapan göl, sıcak hava ve hızlı buharlaşma sonucu yeniden kuruyarak çorak araziye dönüştü. Tüm dünyada olduğu gibi Van Gölü Havzası'nda da küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği belirgin şekilde görülüyor. Buharlaşma,
göllerdeki su seviyesini aşağı doğru çekiyor, dolayısıyla göller seviye kaybediyor. 2020-2021'deki kuraklığın etkilerini hala görüyoruz. Özellikle Akgöl gibi nispeten küçük göller kurudu. Küresel ısınma ve işgalci Türkiye'nin ekolojik politikasının yanlış yönetilmesi sonucunda Batı Ermenistan'daki bazı küçük göller ya yok oluyor ya da yok olmanın eşiğinde. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Aşuh Şirvani'nin Ermeni halk şarkısı Annaman Ahçık adlı eseri sunuyoruz. Annaman Ahçık açık kız ay sorkez naşan enaren ura hatir ol sirun kız bahçe dün nişan enaren ura hatir ol sirun kız bahçe dün nişan enaren uzat kanıt katarele yukukat urda tarele Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.